Arkadaşlar hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum Fatih Bey. Evet bugün akşam yine bir sunumda birlikteyiz arkadaşlar. E, Fatih Bey'e ben de katılıyorum. Atomi derinlemesine incelemek, derinlemesine görmek. E, pardon bir saniye. Hakikaten inceleyip, sık dokuyup, keşfedilmesi gereken yerlerini keşfettikçe zannediyorum daha çok seveceksiniz. Bugün ben de sizlere aslında Atomi'nin vizyonu hakkında hem de birkaç başlık altında birkaç slaytla belki bu e, sabrınızı da aşacak birkaç slide ama zannediyorum herkes burada olduğuna göre Atomi ile ilgili birçok bilgiyi öğrenmek, yeniden görmek, yeniden keşfetmek için burada. Onun için de tüm katılımcı arkadaşlara özellikle teşekkür ediyorum. Evet, ilk önce... Atomide de olmazsa olmaz. Kurucun hassasiyetle üzerinde durduğu mottolarla başlamak istiyorum. Arkadaşlar, mottolar henüz ülkemizde de doğru şekilde e, seremonileştirilemiyor. Hep toplantılarda, seminerlerde ayağa kalkarak ve burada yazdığımız şekilde yapmaya lütfen alışmaya çalışalım. Ben bunu çok önemli çünkü işin kurucusu, e, gönül insanı diyeceğim. Hepimize çok güzel bir yolu açan insan diyeceğim. Ve ben burada her zaman için teşekkürü hak eden bir insan olarak Hangil Park. Özellikle 5 e, saatlik Saksis Akademileri yani başarı akademilerini inceliyorsanız, bakıyorsanız herkesin ayağa kalkmasını kendisi bizzat rica ediyor. Sonrasında da beraberce ve ee, şu anda bizden çok daha önce bu işe başlamış, bu işte belirli kariyerlere ulaşmış, hayatlarını değiştirmiş insanların da beraberce yaptıkları bir seremoni olarak çıkıyor karşımıza. Çünkü çok anlamlar ifade ediyor ve sistemi çalışırken de bu anlamları da mutlaka uygulamamız gerekiyor. Bakın 1 iki, üç, dört tane mottomuz var. Arkasından da haydi 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 şeklinde üç tane Kol hareketiyle ne yapıyoruz? Yapıyoruz. Kol hareketlerimizin e, ne zaman yapılacağı da önemli. Lütfen buna dikkat edelim. Ben şimdi e, sizler adına da bunu gerçekleştireceğim. Umuyorum ülkemizde doğru şekilde e, hem söylenir hem de bu mottolar doğru şekilde kalplerimizden uygulamaya geçilir. Ve böylece de atomi çok daha güzel ve gönüllerde olan bir harekete doğru geçer. Bakın. Ben tekrar ediyorum ve kol hareketi denilen yerde şöyle bir hareket yapıyoruz yukarıya doğru. Evet. Ruha değer ver, vizyon oluştur. İnançlı ol, alçak gönüllü ol. Haydi, haydi, haydi. Evet, teşekkür ediyorum. Umuyorum bunu hep beraber her toplantıda yaparak da daha net bir şekilde öğrenmiş olacağız ve doğrusu doğru olarak da öğrenmiş olacağız. Böylece de ilk başta bu şirketin kurucusu olan şahsa da saygımızı göstermiş olacağız diye düşünüyorum. Şimdi bugün vizyon deyince atominin tarihine bakmak gerekiyor. O tarihiyle hep beraber aslında çok güzel bir şekilde bize Fatih Bey'in biraz önce seyrettirmiş olduğu atomiyi anlatan video gibi yine bu tarihini özellikle de atomiyi anlatan, özellikle de başlangıcını anlatan bir küçük video ve o videodan ben sizlere bazı ekranları paylaşarak üzerinden gideceğiz. Daha sonra ATG yani Atominin Global Molunu Alışveriş Sitesine bakacağız. Ondan sonra The Only One Business ne demek onu biraz üzerinden geçeceğiz ve ondan sonra da Atominin en büyük vizyonu olan Azamol şu anda Kore'de çalışan çok büyük bir vizyon olan hepimize çok büyük bir ışık veren Azamol hakkında da ben bulabildiklerimi sizlerle paylaşacağım umuyorum. Ve sonunda beraberce değerlendireceğiz. Diğer arkadaşlarımız da katılacaklar bana ve ondan sonrasında da hep beraber eğer sorusu olanlar varsa sorularınızı alacağız ve ondan sonra bu toplantıyı da bitireceğiz. Evet, Atomi 2009 yılında kurulan bir şirket olarak karşımıza çıkıyor. Kuruluşu çok ilginç. Neden? Çünkü ben kendi kendime soruyorum. Böyle bir şirketin kuruluşu anında ben tanımış olsaydım Atomi ile yola çıkar mıydım? Ee, zannediyorum çıkmazdım. Yani bir delilik yapılması gerekiyor. O deli bir başkana çünkü adı biliyorsunuz takma adı Monsangk. Bilmeyenler varsa daha önce sunumlarda e, olmayanlar varsa ben söyleyeyim. Korace Monsangk e, hayalci demek. Yani hayalle çıkıyor yola. O hayali aslında başta o kişileri anlatıyor. Biraz sonra sayısında göreceğiz. O kişileri anlatıyor ve ondan sonra atomik kuruluyor. Evet, Atomi'nin kapısından içeriye girdiğinizde A4 kağıdına yazılmış bir şirket tabelasını görüyorsunuz. İçeride bir koltuk ve bir masanın olduğunu görüyorsunuz. Neleri var diye baktığınızda bir başkan ve aslında hasta olan birisi, çok iyi olmayan bir durumda kendisi. Ama buna rağmen bu şirketi kuruyor, geleceğe ait hayalleri var ve neyi var? 2.8 milyon won. Yani yaklaşık olarak 3000 3500 dolar değerinde bir ikinci el karavanı var. O karavan Kia'nın Carnival diye bir modeli var o. Bunu ne yapıyor? Hem depo hem de kargo aracı olarak kullanan bir kişi. Evet, siz de kendinizi düşünün bakalım. Bu ilk 17 kişinin bulunduğu toplantıda olsaydınız yola çıkar mıydınız? İlk iş toplantısının yeri iflasın içindeki bir restoran, evet. Ve ondan sonra bu restoranda ne yapılıyor? Onlara hayaller anlatılıyor. O hayaller gerçekleşecek, gerçekleşmesi için yine bir sunumunda, yine bir konuşmasında diyor bir mağarada olsanız, mağaranın içerisinde e, herhangi bir ışık yok ama sadece küçücük bir ışık varsa nasıl oraya gitmek için kendinizde büyük bir cesaret bulursunuz? İşte ben de o cesareti herkeste buldurmak istedim ve bu şekilde yola çıktım. Evet, ilk 10 yıl nasıl geçiyor, nasıl şekilleniyor? Çok harika bir şekilde şekilleniyor, çok güzel bir şekilde şekilleniyor. Bunun en önemli payı harika bir ürünle yola çıkmak. Sonrasında birkaç ürün daha ekleniyor ve bu ürünler çok değerli ürünler, hala da kullandığımız ürünler. İlerideki toplantılarda bunları da tek tek üzerinden geçeriz. Sonraki 10 yıl içerisinde çok büyük bir genel merkez ofisi kuruluyor. Buraya gitmek, e, gitmeyi ben de geçen ay içerisinde e, gerçekleştirmiştik. Dolayısıyla çok büyük bir ofis. Çok güzel bir ofis. Bakın ne diyor? Silikon Vadisi'ni ezip geçen bir ofis binası. Hakikaten içerisine girdiğiniz zaman aslında kim çalışıyor burada? Yüzlerce binlerce insan var mı yok mu hiç bilemediğiniz ki e, 600'ün üzerinde çalışanı var Atomi'nin. E, açık ofisler. İçeride çok güzel bir kaydırak var. İstediğiniz zaman oralardasınız. E, basket atabileceğiniz potalar var ve harika bir e, çalışma ofisi ve bu çalışma ofisinin altında çok güzel bir Türk imzası da var. Bunu başka e, yerlerde, başka toplantılarda detaylandırırız ve sonrasında hemen bir sene sonrasında bu şirket ilk defa Amerika'ya açılarak çok büyük bir açılım gerçekleştiriyor ve böylece global açılımını çok hızlı bir şekilde 10 sene içerisinde e, zannediyorum 17 tane ülkeyi ne yapıyor? Baz, baz alıyor. Sonrasında çok büyük ihracat Patlaması yapıyor. de işte burada 600 milyon dolar diyor da bu 2 e, ya da 2,5 sene önceki rakam e, şu anda çok daha büyük rakamlar da daha büyük şekilde e, yer alıyor. 15 milyon şu anda tüketicisi var. Atomi'nin e, güvenilir üye sayısı 15 milyon. Tabii bunun birçoğu tüketici ve birçoğu da sizler gibi girişimci olan arkadaşlar. Çalışma ofisi çok güzel ve herkesin çalışmak istediği bir ofis olarak geçiyor ve buna ait olan birçok ödülü de almış durumda. Dünyada Great Place to Work denilen bir özel e, ödül var. Bu bölgesel bazda işte Asya, Avrupa, Amerika gibi birçok şirketi değerlendirerek ve özellikle bağımsız kuruluş ve aynı zamanda içerideki çalışanların değerlendirmesiyle ortaya çıkan bir ödül. Bunu da 2020 yılından itibaren Atomi çok büyük şekilde almış durumda. İlk üçlerde önce ilk beşlerde, sonra ilk üçlerde, sonrasında da Güneydoğu Asya'da ilk üçe girmiş durumda. Bu senede, daha doğrusu bir önceki senenin son aylarında 11-12. 11-12. aylarda da tekrar aldı. Harika bir şirket olarak çalışmayı herkesin göze aldığı bir şirket olarak istediği bir şirket olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Atomi'nin başarısı nerede diye baktığınızda şunu görüyorsunuz. Müşterilerin başarısı için çalışan bir şirket. Müşteri başarısı çok ilginç bir tanımlama. Bunun neden ve nasıl olduğunu yine başka sunumlarda tek tek konuşuruz. Bana da çok ilginç gelmişti. En önemli stratejisi de işte müşterilerinin başarısı için ne yapmak çalışmak. Bizzat çalışanlarına başkanın e, öğüdü şu. Şirketin iyiliği için değil, müşterilerin iyiliği için ne yapın? Savaşın. Mücadele edin ve ona göre bu işi düzenleyin. Evet, Atomi'nin DNA'sı işte bu kurucu başkanın kurduğu kurallarla, koyduğu mottolarla ve prensiplerle ortaya çıkıyor. Mutlak kalite, mutlak fiyat hepimizin aslında hep hedeflediğimiz bir şey ama başkan bunu gerçekten hedeflemiş ve tutturmuş. Aldığımız bütün ürünlerin kalitesinin çok iyi olduğunu ve fiyatlarının da çok uygun olduğunu görüyoruz ve böylece de Atomi 10 sene içerisinde çok hızlı bir şekilde büyüyor. Hatta bakın burada en alttaki slaytta diyor ki kendisini başkan olarak yazan bir kişi bile olmadı. Kendisi de bize mottolarda alçak gönüllü olmayı ne yapıyor? E, bizzat yaşayarak da gösteren bir kişi olarak da karşımıza çıkıyor. Onun için ne yapmamız gerekir? Atomi'yi bu şekilde e, gözüm göz önüne almamız lazım. Evet, sonraki yüzyıl. Çok ilginç bir tabir. Sonraki yüzyılı da ne yapmış durumda? Planlamış durumda. Sonraki yüzyıl hepimizin de aslında en önemli hedefi olarak da gözüküyor. Neden? Çünkü bir şirketle çalışabilmek için o şirketin yaşayabilmesi lazım. O yaşamını çok uzun süreler devam ettirebilmesi lazım. Sadece bizim için değil. Evlat ve torunlar için de burada bir model var. Dolayısıyla bu şirket 100 yıl yaşarsa o zaman ne olmalı? Hepimize güzel bir gelir kaynağı olacak. Evet bunu görüyoruz. Atomi kendisini şu şekilde tanımlama ya doğru gidiyor. Tamamen memnun tüketicilerle günlük ihtiyaç duyulan tüketim mallarının bir numaralı küresel tedarikçisi olmak. Hani diyoruz ya hub olmak. Yani atomi ürün üretmiyor. Ancak en iyi üreticilerle nasıl çalışacağının planlamasını yapıp sonrasında onlara en iyi ürünler üretirip o ürünlerde geliştirilmek yapmak gerekiyorsa geliştirme yapıp argesini yapıp iyi ürün ürettirip fiyatlarının da uygun şekle getirilmesini sağlayarak bu şekilde bir numaralı küresel yani tüm dünyada bir tedarikçi olmak. Herkesin ulaşabileceği bir platform olmak olarak üzere çıkmış. Aynı zamanda onun vizyonlarından bir başka güzel olan ve bize bakan yönü de dünyadaki en fazla sayıda yüksek gelirli üye temsilcisine sahip olmak. Bu da çok önemli bir vizyon. Bu şekilde yola çıktığı için ne yapıyor? Bizlere de bu şekilde e, ulaşmaya çalışıyor. Evet, sonraki yüzyılı planlarken Atomi'n görüyoruz ki sık sık gelişmeler yaşandığını, sık sık yepyeni platformlarla bize ulaşmaya doğru gittiğini görüyoruz. Mutlaka hepimizin cep telefonlarında olması gereken bu uygulamalar. Lütfen bu uygulamaları hepimiz cep telefonlarımıza indirelim. Ne var? Hepimizin şu anda kullandığı Atomi mobil uygulaması. Bunun yanında Kore'de ve Avrupa'da uygulamaya geçen artık Atomi Shop e, uygulaması ve web sitesi. Çok daha farklı, çok daha güzel, daha yeni bir Modern dizayna e kavuşan bir site olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanında Atomi Ticket uygulaması, Channel Atomi yani birçok bilginin bulunduğu Kanal Atomi adlı bir uygulama. Sonrasında aslında hararetle beklediğimiz, yeniden düzenlemeleri yapılan Atomi Personal Platform olarak geçen bir uygulama ve bir konsept. Bu konsept çok önemli bir konsept. Çünkü başkasında yok ve patenti de Atomi'ye ait olan bir konsept. Bunu şu şekilde tanımlayabiliriz. Atomi çok yakın bir gelecekte yepyeni bir platformla bizlere hem Facebook hem Instagram hem de satış olan bir sayfayı bir araya getiren özel bir platform uygulaması olarak ne yapacak? Çıkacak ve bize hepimizin daha kompleks ve daha kolay bir platformla müşterilere ulaşmak, çevremize ulaşmak gibi bir yolu, yöntemi Atomi Personal Platform'la yerine getirecek. Bugün bahsedeceğimiz Atomi G Mall yani Global Mall, Atomi'nin e, Kore'de yeni çıkmış ürünleri ülkelere gönderebilmesini sağlayan bir uygulama. Azamol ve Global Azamol. En sonu yanlış yazmışım veya değiştirmeyi unutmuşum. E, Atomik Global Azamol. Bu da bizim yeni e, Azamol'un uygulaması. Azamol uygulaması ve Global Azamol uygulamasını biraz sonra daha detaylı olarak ne yapalım bakalım. Evet. Sonraki yüzyıla devam ediyoruz. Atomi G ile devam ediyoruz. Atomi G yakın bir zamanda tüm dünyada kullanılmaya başlandı yaklaşık olarak sanırım bir veya bir buçuk sene kadar oldu. Belki de bir sene kadar oldu. Şimdi Kore'de yeni çıkmış olan ürünler hangi ülkelere gidebilir? İşte burada yazılan ülkelere. Avustralya, Kamboçya, Kanada, Fransa, Hong Kong, İtalya, Japonya, Kazakistan, Malezya, Moğolistan, Yeni Zelanda, Filipinler, Portekiz, Singapur, İsviçre, Tayvan, Tayland, İngiltere, Amerika. Ne demek bu? Biraz sonra daha da detaylarını göreceğiz. Evet. Böyle bir uygulama var, böyle bir site var. Buraya global olarak hepimizin bir ID'si var biliyorsunuz. Bu ID'ler globalde geçerli ve şifreler de aynı şekilde. Sadece global ID ve şifre iki ülkede geçerli değil. O da ülkelerin kanunlarından dolayı. Hindistan ve Çin. Oralarda siz kendi ID'niz ve şifrenizle ne yapamıyorsunuz? Herhangi bir şekilde ürün alamazsınız o ülke içerisinde ayrıca bir üyelik yapılması gerekiyor ki o ülkenin vatandaşı olmak lazım. Bu ülkelerin kendi kanunlarına göre böyle. Ama diğer ülkelerin hepsinde siz tüketici olarak o ülkeden ne yapabilirsiniz? Alışveriş yapabilirsiniz. ATC uygulamasıyla da Kore'de yeni olarak piyasaya çıkmış. Mesela biliyorsunuz her Success Akademi'de özel bir bölüm var. O bölümde Pofpan olarak adlandırılıyor. Yeni çıkmış olan ürünler bizlere tanıtılıyor. O ürünlerden çok Hızlı bir şekilde bu platforma konduğunu görüyoruz ATG dolayısıyla oradan alışveriş yapıyoruz. Biraz önce saydığım ülkelerde henüz Türkiye olmadığı için biz oradan alışveriş yapamıyoruz. Ancak ileride umuyoruz ki orası da açılış yapılacak ve böylece gümrükle ilgili olan problemler halledildikten sonra orada yenişmiş olan ürünler ne yapılabilecek? Direkt e, satın alma yöntemine ...başvurulabilecek. Burada... ...siteye giriyoruz veya uygulamayı da... ...yüklediğiniz zaman ne yapabiliyorsunuz? Kullanabiliyorsunuz. Ve böylece... ...yeni çıkmış ürünler... ...sepetinizi oluşturuyorsunuz. Ürünleri seçtiniz. Ödeme yapma bölümüne... ...gidiyorsunuz. Yalnız burada... ...yaptığınız gün... ...aynı gün. Burada bizim Atami... E, ...normal platformumuzda... ...olduğu gibi bir gün önce... ...aynı gün veya bir gün sonra alışveriş... ...gününü ayarlama diye bir şey yok... Hangi gün satın aldıysanız globaldeki uygulamada o gün ne oluyor? Ee, geçerli olan puanlar ve diğer bilgiler oluyor. Paketlemesini Atom yine kendisi yapıyor. Sonrasında hızlı bir şekilde neyle? Uçakla hızlı bir şekilde gönderiyor. Gümrükleme ile ilgili bütün işlemleri kendisi hallediyor. Hem çıkışta hem de e, ülkeye girişte. Dolayısıyla kapımızın önüne kadar problemsiz bir teslimatı atomi g mol ile ne yapıyoruz? Yapıyoruz. PV kazancımız var buradan. Yani her bir ürünün yine e, Kore korevonu olarak değeri ve aynı zamanda puan değeri var. Bu puanlar satın aldığınız ülkedeki ya da e, Kore'den satın aldığınız için ATG platformunda yazan puanlar şekliyle geçerli. Dolayısıyla siz hangi ID üzerinden alışveriş yaptıysanız o puanlar da o ID sistemine yansımış oluyor. Böylece hızlı yeni ürün ihtiyacı gidermek için Atomi Global platformunu ne yapabiliyoruz? Yani ATG platformunu kullanabiliyoruz. Çok basit bir şekilde kullanımı. Bununla ilgili umuyoruz ki ileride Türkiye'de ile açılır. Dolayısıyla ne yapacağız? Buradan alışveriş yapacağız. Bazı arkadaşlarımızın yurt dışında örneğin İsviçre'de ki İsviçre satın alınabilecek ülkeler bölümünde, örneğin Hollanda, her Avrupa ülkesinde yok, bir kısım Avrupa ülkeleri var. Mesela İngiltere var Avrupa'dan ayrıldıktan sonra o ülkeler var. Eskiden Rusya vardı Rusya çıkartıldı çünkü herhalde gümrüklerle ilgili problemler oldu. Dolayısıyla ne yapabiliyoruz? ATG platformundan yararlanabiliyoruz. Bakın atomi sadece kendi uygulaması olarak kalmıyor, sadece atomi e, mobil uygulamasından değil, çok farklı şekillerde bizlerin modelini geliştirici, vizyonda uygulayıcı şekilde e, ilerleyen bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. Evet, bir başka çok önemli ve gelecek vadeden ve hepimizin de fazlasıyla heyecanlandığı bir uygulama var. Bir model var. Buna Atomi diyor ki the only one business yani sadece tek iş. Ne demek bu? Bu sektörde yani e, doğrudan satış sektöründe böyle bir proje yok arkadaşlar. Doğrudan satış sektöründe yer alan Azamol adlı proje aslında Atomi'nin içerisinden çıkmış bir proje. Dolayısıyla onun için yani bu sektörde tek olduğu için the only one business olarak adlandırılıyor ve harika bir şekilde bizlere sunacak. Şimdi aza ve aza mol ne demek? Onlara biraz bakmak gerektiğinde bakın ben neler buldum beraberce paylaşıyorum sizlerle. Aza mol ne demek? Aza insanların üstesinden gelme cesareti vermek için çıkardıkları ses anlamına gelen savaşmak kelimesinin arındırılmasından gelen bir kelimedir. İnsanların birini neşelendirmek ve zorlukların üstesinden gelmek için ona cesaret vermek istediklerinde Çıkardıkları neşeli ses. Demek ki Kore'de böyle bir ses var. Bunu da bence anlamı da çok güzel. Bu anlamı da ne yapılmış? Bir projede kullanmışlar. Azamol bize cesaret vermek, neşelendirmek ve zorlukların üstesinden gelmek için ne yapıyor? Sesleniyor. Evet hep beraber bunu dört gözle de bekleyeceğiz. Kolay olmayacak Türkiye'ye gelmesi, kolay olmayacak dünyada yayılması ancak her şey mümkün olduğu için bunun içinde ne yapıyor? Atomi çalışıyor. Hatta e, bakın 2016 yılında, 30 Nisan 2016 yılında kurulmuş olan bir şirket, internet alışveriş merkezi, bilgisayar yazılımlarının geliştirilmesi ve offline to online yani O to O denilen bir sektör için. Artık ticaret ne oldu? Oturduğumuz yerden online'dan birçok şeyi alabilir durumda olduğumuz bir sektöre dönüştü. Bunu Atomi mobilde yaşıyoruz. Atomi'nin orijinal sitesinde yaşıyoruz. Ee, sıkıntılı dönemlerde çok ciddi bir şekilde yaşadık işte Covid döneminde. Şimdi artık tamamıyla o döneme doğru ne yapıyoruz? Yani online işe doğru gidiyoruz. Offline to online hizmetlerin verilebildiği bir site olarak karşımıza çıkıyor. İki yerden ulaşabiliyoruz. Bunlardan bir tanesi bizzat site atomiaza.co.kr internetten yazdığınız zaman bu site çıkacak. Bir diğeri de ne yapıyoruz? Direkt e, cep telefonlarımızdan ulaşıyoruz. Bir de kendi uygulaması var. Gaza diye. Global.atomiaza.com sitesinden ne yapabiliriz? Buradan ulaşabiliriz. Ben ilk baktığımda, ilk duyurusu yapıldığında 3-5 ürün olmasına rağmen şu anda yaklaşık olarak saymadım ama 50-60'ın üzerinde ürün var ve gün geçtikçe ne oluyor? Çoğalıyor. Böylece Atomi canlı bir sistem olarak karşımızda. Bizi sonraki 100 yılın gerçekleştireceği projeleri ne yapıyor? Önümüze seriyor tek tek. Onun için çok önemli. Evet, Atomi'nin nihai hedefi dünyanın lider dağıtım merkezi olmaktır. Bunu çeşitli projelerle de ne yapıyor? Geliştiriyor ve büyütüyor. Merkez bir dağıtım ağının merkezi birimidir. Atomi dünyadaki tüm üreticileri ve tüketicileri, bakın çok önemli, çok büyük bir hedef. Tüm üreticileri ve tüketicileri birbirine bağlayan bir konuma ulaşmak için mutlak rekabet gücünü güvence altına alacaktır. Evet, bizler de bundan sıfır yatırımla faydalanabileceğimiz bir modelin içerisinde oluyoruz ve çok basit bir şekilde. Evet. GSGS. Global Sourcing Global Sales. Ne demek bu? Yani dünyanın stratejisiyle dünyanın her yerinde mutlak kalite, mutlak fiyata sahip ürünleri benimseyerek dünyaya hizmet edeceğiz. Bu ne demek? Herhangi bir ülkede çok iyi bir ürün bulduğunda o ürünü kendi stratejileri konusunda geliştirip kendi ee, yine stratejileriyle mutlak kalite, mutlak fiyata çekip ondan sonra da tüm dünyada satışını gerçekleştirebileceği bir modelle karşımıza çıkıyor. Bu vizyonu gerçekleştirmek için de devam edip duruyor. Atom atom ile aynı hedefleri paylaşmaktır. Dolayısıyla Atomi Aza onun içerisinden çıkmış olan ayrı bir platform fakat bütün e, paylaştığı şey aynı hedefler. Şimdi Acaba Atomi azayla klasik platformlarla Atomi Aza arasında nasıl bir fark var diye baktığımızda platform işi Trendyol, AliExpress, Alibaba, Amazon gibi çalışan firmalar aklımıza getirmemiz lazım. Bunların hepsi online alışveriş merkezi. Offline to online. Evet, şimdi bu platformlarda neler var? Evet, bu platformlarda neler var? Şunlar var satıcılar var bu platformlara isteyen istediği şekilde ne yapıyor kendi mağazasını açıyor çok basit kriterlerle mağazasını açıp çok basit kriterlerle o ürünleri orada tüketicilere ulaştırıyor klasik platformlar çok basit şekillerde elemeler yaparak Daha doğrusu hiç eleme yapmadan bile o satıcıları alıcılarla buluşturan platformlar olarak karşımıza çıkıyor Peki Atomi ve Atomi Aza nasıl çalışıyor? Evet bakın burada birçok satıcı bu platformlarda olabilmesi için belirli şartları yerine getirmesi lazım. Özellikle ürünlerle alakalı. O ürünlerde en iyi satıcı, en iyi tedarikçi ne yapılıyor? Atomi Aza tarafından kuratörlük yapılarak buna kuratörlük deniyor. Yani sizin yerinize benim yerime bir markete girdiğinizde siz ne yapıyorsunuz? En iyi ürünü, en uygun fiyata almaya çalışıyorsunuz ve orada bütün ürünlere ne yapacaksınız? Bakacaksınız. Bakmak zorundasınız. Hepimiz öyleyiz. Öyle davranıyoruz. Tüketici davranışları da böyle. Ancak burada bize çok güzel bir e, hizmet vererek aslında bizim yapmamız gereken birçok hadiseyi kendisi çok daha öncesinden yaparak güvenilir ürünleri güvenilir markalardan ve güvenilir şekilde bize sunan ancak sunarken de mutlak kalite ve mutlak fiyatı burada da uygulayan bir şekilde karşımıza çıkıyor. İşte Atomi Aza'nın farkı bu olacak. Bilmiyorum bunu anlatabildik mi? Aynı zamanda Atomi Aza'da neler olacak? Atomi Aza video ticareti de kullanacak. V-commerce denilen yani burada ne oluyor? İşte ev alışverişi, video teknolojisi ve e-ticaretin neşesiyle birleştirilmek. Ne demek? İşte siz online'da canlı yayınlar yaparak orada bazı ürünleri tanıtıyorsunuz. Tanıttıktan sonra aynı zamanda da bir kampanya ile o ürünleri ne yapabiliyorsunuz? Satışını gerçekleştirebiliyorsunuz. Atomi Azamol bu şekilde çalışacak ve V ticaretin yani video ticaretin canlı veya kaydedilmiş video satma ve ve ürünü piyasaya sürme yöntemi olarak da ne yapacak? Bize bunları da sunacak. Tüketiciler videoyu izleyecekler. Tanıdık ev alışverişi tarzı görüntülerle ikinci el deneyimi yaşamak ve canlı ürün deneyimini yansıtmak için AZA tarafından ne yapılıyor? Bu şekilde videolar çekiliyor, hazırlanıyor. Şu anda bile video sitesine gittiğiniz zaman, daha doğrusu siteye gittiğiniz zaman ya da YouTube'daki kanala gittiğiniz zaman Atomi AZA ile alakalı Orada çekilmiş olan videoları göreceksiniz ve bunlar gün geçtikçe artarak devam edecek. Ee, ve ondan sonra da Atomi Aza tüm dünyada bilinen bir kanal olacak. Evet. Azamol ol. Diyoruz diyoruz da bunun Atomi üyeleriyle ilgili faydası ne? Evet dedik ki Atomi de kuratörlük yapıyor. Azam da kuratörlük yapıyor. Evet. Şöyle olmalı değil mi acaba? Puansız alışverişe son verelim hepimiz de aslında bir şeyler satın aldığımızda oradan gelecek olan puanlarla ki özellikle atomi sisteminde birçok puanın gelmesiyle çok daha büyük eşleşmeler yaparak çok daha büyük karlılıklar elde edebilme, gelirler elde edebilme yönümüz olsa olmaz mıydı? Evet diyor ki bayan her ürünün PV'si olsaydı harika olurdu. Bence de öyle. Hepimiz de bunu düşünüyoruz aslında. Her ürünün puanı olsaydı. Sonra ile bulunmayan ürünleri nereden satın alabilirim? Biraz düşünelim. Nereden satın alabiliriz? Atomi'de her ürünü yok. Evet geliştikçe gelişiyor. Şu anda Atomi Kore'de 595'in üzerinde ürün var. Ancak yine de çok daha farklı ihtiyaçlarımız var. Örneğin bir televizyona ihtiyacımız var. Örneğin bir çamaşır makinesine ihtiyacımız var. Örneğin bir yemeğe ihtiyacımız var. Atomi'de çok sınırlı yemek ürünleri. Fakat Atomi Aza'da çok daha büyük şekilde ne olacak? Satın alınabilir birçok ürün olacak. Neler olacak? Birçok yiyecek olacak. Birçok ev aletleri olacak. Bunun yanında hizmetler olacak. Ne demek hizmetler? Arabanızı sigorta yaptıracaksınız. Sigorta hizmeti olacak. Ya da farklı seyahat hizmetleri. Yani bir bilet satın alacaksınız. O bilet hizmetlerinden siz puan kazanacaksınız. Bunun yanında özel bir bölüm de olacak. Lüks tüketim ürünleri. Lüks tüketim ürünleriyle Atomi anlaşarak alışveriş yaptığınızda yani her şeyden puan ile ne yapabileceksiniz? Fayda sağlayabileceğiniz bir yapıyı da bize Atomi şu anda hazırlamış. Kore'de çalışan durumda. Şimdi sınırlı ülkelerde, globale de açmış durumda ve bundan sonra da çok daha büyük ülkelere çok daha fazla ürünleri göndermeye başlayacak. Bir de çok değişik bir uygulaması var Atomi Azan'ın. Ürünler üretirken yepyeni teknolojileri de kendisi kullanarak ne yapıyor? Mesela akıllı tarım uygulamaları yapıyor, akıllı çiftlikler kuruyor ve akıllı çiftliklerde de çok güzel ürünleri üreterek bizlere sunacak şekilde tüm dünyada yapılanmasına hızla devam ediyor. Böylece Atomi Aza bizlere vizyonun en büyüğü olarak karşımıza çıkıyor ve gördüğünüz gibi ben biraz önce de bahsetmiştim. 3-5 ürün varken şimdi birçok ürün Atomi Aza Mall sitesinde var ve bu gittikçe de artan sayıda olacak. Umuyoruz ki ileride bunu Türkiye'de faydalanacak duruma geldiğinde bakın neler değişmiş olacak. Evet ben çok teşekkür ediyorum. Umuyorum farkındalığı fark ettirebilmişimdir. Şimdi beraberce arkadaşlarımızla bu konuyu değerlendirelim.